Efendim iyi akşamlar diliyorum. Bugün 19 Ekim 2017 günlerden Perşembe. RT Televizyon Ana Haber Bülteni'nde canlı yayına karşınızdayız. Şu an aynı anda RT FM 90.2 radyo frekanslarından sizlere ulaşıyoruz. Bu akşam yoğun bir gündem var. Hemen ayrıntılara geçmek istiyorum. Bugün önemli bir gün. 19 Ekim tarihi bundan böyle tüm Türkiye'de Muhtarlar Günü olarak kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından muhtarlara armağan edildi bugün. Ve bu kapsamda tüm Türkiye'de olduğu gibi Ereğli'de de sabah saatlerinde anıt meydanda program düzenlendi. Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden Muhtarlar Günü nedeniyle Ereğli Anıt Meydanı'nda tören düzenlendi. İlk önce çelenk Muhtarlar Derneği tarafından konuldu. Programa protokol üyeleri, STK temsilcileri, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Memduh Karaca, muhtarların üstlendiği zor görevlere dikkat çekti. Sözlerini şöyle sürdürdü. Armağan'ın Muhtarlar Günümüze hoş geldiniz. Kısaca muhtarlıktan bahsedeceğim. Muhtar nedir, kimlere denir? Köy ya da mahallenin yasalarla belirtilmiş işlerini yürütmek üzere o köyde ya da mahallede oturanlarca seçim yoluyla göreve gelmiş kimselerdir. Muhtar milletin umumlu haklarını arayan, tartışan, devlet ve millet arasında elçi görevi yapan kişidir. Tüm mahallesine, bölge halkına ayrım gözetmeden, gruplara ayırmadan hizmet amaçlı olarak çalışır. Muhtarlığın kurulumu ve başlangıcı nereye dayanır? Köy mahalle muhtarlarının 18 Mart 1924 tarihli ve 442 sayılı kanun ve mahalle muhtarlarının da 15 Nisan 1944 tarihli 454 sayılı kanun ile görev ve yetkileri belirlenmiştir. Bir söz söylersin, sözün esiri olursun. Bir eser yaparsın, sürekli söz olursun. Milletimize eserler bırakalım, sürekli söz edilelim. Değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in tüm muhtarlarımıza verdiği değer ve öneme teşekkür ediyorum. Efendim Muharrem ayındayız. Bu kapsamda aşure dağıtım törenleri düzenleniyor. Ereğli Anadolu Lisesi yani eski adıyla Ereğli Lisesi'nde de bugün öğle saatlerinde program düzenlendi. Öğretmenler ve öğrencilere aşure ikramında bulunuldu. Okul Müdürü Ahmet Dönmez de RT Haber kameralarına yaptığı açıklamasında bakın neler söyledi. Muharrem ayı nedeniyle Ereğli Anadolu Lisesi'nde program düzenlendi. Öğretmenler ve öğrencilere aşure ikramında bulunuldu. Okul bahçesinde kazanlarda pişen aşureler öğrenciler tarafından katılımcılara ikram edildi. Program hakkında bilgi veren Okul Müdürü Ahmet Dönmez, geleneksel olarak düzenlediğimiz aşure etkinliğine katılan herkese teşekkür ediyorum dedi. Sözlerine şöyle devam etti. Düzenlediğimiz aşure etkinliğine katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu etkinliğimize başta öğretmen arkadaşlarımız destek oldular, öğrencilerimiz, velilerimiz destek oldu. Onlar için bu etkinliğin öğrencilerimiz açısından da her zaman olduğu gibi bir faaliyet olarak değerlendiriyoruz. Ve bu faaliyetimize katılan başta okul müdürlerimize, daire amirlerimize, basın mensuplarımıza ve öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Şimdi örnek bir sosyal proje var. Bu sosyal projeyi gerçekleştiren Ereğli Gençlik Merkezi. Ereğli'de hem fakültede hem de yüksekokulda okuyan gönüllü öğrencileri bugün toplayarak Ereğli'ye bağlı Hacı Memiş Mahallesi okuluna götürdüler. Burada abi ve ablalar kardeşleriyle yani minik öğrenciler ile bakın nasıl güzel vakit geçirdi. Öğretmenleriniz burada bakın. Ereğli Gençlik Merkezi tarafından Hacı Memiş Mahallesi Okulu'nda program gerçekleşti. Ereğli Yüksek Okul ve Fakültede okuyan gönüllü gençler okula giderek buradaki öğrenciler ile hem sohbet etti hem de onlara çeşitli hediyeler verdi. Tanışmadan sonra öğrencilere türküler söylenerek hoş vakit geçirmeleri sağlandı. Konu hakkında Gençlik Merkezi Müdürü Harun Aydın, İlçe Gençlik Spor Müdürü Cumali Özince ve Ereğli KYK Müdürü Recep Yılmaz bilgi verdi. Ve gönüllü gençlerimizle beraber gençlerimize hem eğlendirme adına hem de ufak tefek hediyelerle onların gönüllerini alıyoruz. Bu da bir bakıma sosyal sorumluluk projesi gençler için de.
Özellikle üniversitedeki gençlerimizin zaten bu tür toplumsal projelere girmesi gerekiyor. Kendi üniversiteleri olarak da. Biz de Gençlik Spor Bakanlığı zaten Gençlik Merkezi'nin amacı gençlerin boş zamanlarını kaliteli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak ve toplumla bütünleşmesini sağlamak. Bu kapsamda bakanlığımızın bir projesi. Biz de Ereğli Gençlik Merkezi olarak bu yılki faaliyetlerimize Hacı Memiş Köyü ile başlıyoruz. İnşallah her ay iki tane bu tür okulumuza gideceğiz ve bu faaliyetlerimizi yapacağız. Bu faaliyetlerde daha çok üniversite ve lise öğrencilerimiz, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizle, yani büyükler küçüklerin ayağına gidecek, öyle söyleyelim. Evet. Bu tür bir çalışmamız olacak. Bu çalışmada da gerek Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüzle, gerek KYK Müdürlüğümüzle ve gerek üniversitemizle ortak hareket ediyoruz. Tamamen bakanlık tarafından izinleri alınmış, Milli Eğitim Bakanlığı'na yazışmalar yapılmış. Tamamen toplumsal ve sosyal uyuma yönelik bir projemiz. Evet. Peki gideceğiniz okullar sürekli böyle köy okulları mı olacak, yoksa merkezlere gitmeyi planlıyor musunuz? Yani Ereğli biliyorsunuz büyük bir yer. Bizim ilk hedefimiz önce köy okullarını gezmek. Çünkü zaten merkezdeki öğrenciler gençlik merkezimize gelebiliyorlar veya daha değişik aktivitelerde bulunabiliyorlar, ama köydeki öğrencilerimiz, özellikle bu küçük öğrencilerimiz çoğu hala belki Konya'yı görmedi. İnşallah biz ileriki zamanlarda gezilerimizde de köy öğrencilerimizi kullanacağız. Köydeki gençlerimize öncelik vereceğiz. Merkezdeki öğrencilerimizin bu tür aktivitelerde daha çok fırsatı oluyor nasıl olsa. Peki. O yüzden hedefimiz köydeki gençler. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Gençlik Merkezi'nin bugünlere gelmesinin emeğiniz oldukça büyük. Sayın Müdürüm, evet. Siz de şu an bu programa katıldığınız etkinliği birlikte yürütüyorsunuz. Hem KYK Müdürü'yle hem de Harun Bey'le. Siz ne diyeceksiniz efendim? Tabii aynı bakanlığın müdürleri olarak, ilçede 3 müdür olarak biz varız. Birbirimize destek olacağız. Gençlik Merkezi'ne bugüne kadar ben emek vermiştim, ama Harun Bey'in kısa süre zaman içerisindeki ilerlemesi benden çok çok ileride. Harun Bey atandıktan sonra hemen Gençlik Merkezimizin çalışmalarına iyi bir aktivite kazandırdı. Bütün kurumlarla diyaloğunu hızlandırdı ve faaliyetlerine başladı. Birbirinden haberi olmayan kalpleri birbirine ısındırmak için Ereğli'mize gelen üniversite öğrencilerimizle köylerimizin hayatlarını, köylerimizin çocuklarını, köylerimizin eğitim ortamını tanıtmak amacıyla böyle bir faaliyete başladı. Bunu her ay bir şeyde, bir köyde veya bir mahallede yapacak. Yapılacağı artık bakanlığımızca da tescil edildi. Üniversite, ilçemize üniversite okumak için gelen öğrencilerimizin köylerin durumunu öğreniyor. Çocuklarımız üniversite öğrencilerinin kimler olduğunu öğreniyor ve birbirinden uzak olan kalpler birbirine yaklaşıyor. Bu arada biz aynı bakanın 3 müdürü olarak da omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz ve şunu söyleyeyim, bakanlığımızın gençliğe ve geleceğe verdiği önem Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en çok dönem, yoğun dönemdir bu dönem. Özellikle bu çalışmalarda bize destek veren Gençlik ve Spor Bakanımıza, genel müdürlerimize, il müdürlerimize ben teşekkür ediyorum. Ve onların desteğiyle biz Taşra'da her birimiz bir bakanlık temsilcisi olarak en iyi şekilde temsil etmeye gayret ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ağzınıza sağlık. Siz ne diyeceksiniz? Konu hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim Sayın Müdürüm? KYK Müdürü olarak biz kız ve erkek öğrencilerimiz, eğitim fakültesi öğrencileri. Bunları hem geleceğe hazırlamak hem de kendi efendim eğitim öğretimlerini geliştirmek amaçlı çocuklarımızı işte sahaya böylece indirmiş oluyoruz. Müdürlerimin de organize bir şekilde ayarladığı bu programda çocuklarımızı hayata hazırlamış olacağız böylece. Hem çocuklarımızı tanımış olacaklar. İşte ufak tefek çoban çam sakızı, çobana armağan diyelim, hediye veriyoruz çocuklarımıza. Bu çalışmamız bu şekilde devam edecek. Biz de öğrenci olduk. Gerçekten çok güzel bir proje. Gençlerin İyilik Ağacı projesi altında burada yer alıyoruz. Biz de şu an üniversite öğrencisiyiz. Bu projede yer almaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Öğrencilerin yine sınavda kullanmış olduğu kalemlerle bunları çöpe değil de tabii ki gençlerin faydalı olabileceği şekilde değerlendirmek istedik. Gerçekten biz de onları mutlu görmek ya bence her şeye değer diye düşünüyorum. Biz de aynı sıralardan geçtik kardeşlerimiz gibi. Aynı şekilde arkadaşımın da söylediği gibi, hani
bu ihtiyaçlarını falan karşılamamızda hani biz de çok mutluyuz. Onlar da zaten yüzlerinden de görüldüğü gibi çok mutlu görünüyorlar. Bize ufacık bir gülümsemeleri daha iyi. Onları yani onların yüzlerinde görmüş olduğun gülümseme sizlere yetiyor. Aynen öyle. Bilmiyor. Hiçbir tabip su yarama melhem olmuyor. Sinemde gizli yarayı kimse bilmiyor. Hiçbir tabip su yarama melhem olmuyor. Güzel vakit geçirdiler. Öğrencileri tebrik ediyoruz. Devamı gelecek diyor zaten Gençlik Merkezi Müdürü Harun Aydın Bey. Efendim devam edelim. Konya Eğitim Birsen ve aynı zamanda Memur Sen Başkanı Nazif Karler dün akşam saatlerinde Ereğli'deydi. Öğretmenler ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Eğitim sorunları ele alındı. Ereğli Eğitim Birsen yönetiminin okul temsilcileriyle gerçekleştirdiği buluşma toplantısında eğitim ve eğitimcilerin sorunları konuşuldu. Eğitimciler Birliği Başkanı İlhan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle okul temsilcilerinin buluşma toplantısına Konya Memur Sen Eğitim Birsen Başkanı Nazif Karler ve ekibi de katıldı. Akşam yemeğiyle başlayan programa Ereğli ve Halkapınar'daki tüm okulların Eğitim Birsen temsilcileri tam kadro katılırken basında yoğun ilgi gösterdi. Programın açılış konuşmasını Ereğli Eğitim Birsen Başkanı İlhan Yılmaz yaptı. Öncelikli olarak Sayın Nazif Karler, Memur Sen Eğitim Birsen Başkanımız Konya ve yönetim ekibi, okul temsilcilerimiz, değerli basın mensupları, hepiniz bugünkü programımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, inşallah bundan sonraki süreçte bu programlarımızı devam ettireceğiz. İlk önce sizleri aldık, daha sonraki süreçlerde kurum müdürlerimizi alacağız. Daha sonra da tüm üyelerimizi sizlerin aracılığıyla inşallah burada parçalar halinde ağırlamaya çalışacağız. Çünkü biliyorsunuz çok kalabalık bir topluluğuz biz. Onun için yani sığabileceğimiz bir yer mümkün değil. Hem çok kalabalık olduğu zaman da iletişimimiz tam olamıyor. Onun için böyle bir karar aldık Sayın Başkanım. Parçalar halinde alalım. Hem birebir temasımız olsun diye arkadaşlara. Böyle bir karar aldık. İnşallah bu kararımızı da uygulayacağız arkadaşlar. Diğer bir şey, bundan sonra dediğim gibi öğretmen arkadaşlarımızı sizden isimlerini alacağız. İşte hangi okullarsa biz sizlere arayacağız. Kaç kişi katılacaksa ona göre biz burada organizasyon yapacağız. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Hepinize afiyet olsun. Daha sonra Konya Memur Sen ve Eğitim Birsen Başkanı Nazif Karler söz aldı. Gündeme dair konuşma yaptı. Eğitim camiasında yaşanılan sorunlardan bahsetti. İlk yılları hatırlar mısınız? Sözleşme, toplu görüşmeler vardı. Bunu toplu sözleşmeye çevirmek için gerçekten çok mücadele verdik. Niye? Bir pazarlık olsun dedik. Görüşmede sadece görüşüyoruz ve hükümet ne derse kesip biz de onu yiyorduk. Peki daha sonra ne oldu? Toplu sözleşmeye bir pazarlığa girdik. Ve üçüncüsünü yaptığımız toplu sözleşmeden daha sonra belki şunu söyleyebilirsiniz, efendim toplu görüşmeden çok farklı bir şey almıyorsunuz gibi. Hayır. Bir muhatabımız var karşımızda, işveren, bir de bu işverene karşı çalışanların hakkını savunan bir örgüt vardır. Vermeyebilirler ama sonunda bir pazarlık yapıyorsunuz, istiyorsunuz. Sadece de yüzdelik dilime bakarak siz değerlendirirseniz bu işin içinden çıkamazsınız. Şimdi Konya'nın Karatay ilçesinden bir haberle devam etmek istiyorum. Bir kaza görüntüsünü ekranlarınıza taşıyacağız. 3 araç karıştı. Bu kaza güvenlik kameraları tarafından bakın nasıl kayıt altına alındı. Konya'nın Karatay ilçesinde 3 aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. Kazada 4 kişi hafif yaralanırken takla atan araçta bulunan 2 kişi ise olayı yaralmadan atlattı.
Konya Aksaray yolu üzerinde bulunan Kız Ören Mahallesi kavşağında meydana geldi bu kaza. Görüntüler Karatay Belediyesi'nin mahalle girişine taktığı kameraya yansıdı. Kavşaktan dönmeye çalışan hafif ticari araca önce otomobil, daha sonra başka bir hafif ticari araç çarptı. Kazada hafif ticari aracın içinde bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Takla atan otomobilde bulunan 2 kişi ise kazayı yaralmadan atlattı. Peki Türkiye gündeminde hangi gelişmeler var? Hep birlikte izleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya dönüşü uçakta gazetecilere konuştu. Erdoğan'a AK Partili belediyelerdeki istifalar soruldu. Cumhurbaşkanı 3 başkanın istifasını beklediklerini söyledi. Şu anda Balıkesir'e istifasını verme talebimiz iletildi. Hakeza Melih Bey'e. Kendisine bu durum iletildi. Bursa aynı şekilde. Böyle bir adımın atılması gerektiği zaman arkadaşlarımızın, ben bu davanın elemanıyım, benim yetkili kurullarım, madem ki böyle bir kararı vermişler, ben de ilgili merciye istifamı veririm demeleri lazım. Röportaj yapıldığında henüz Niğde Belediye Başkanı'nın da istifa haberi gelmemişti. İstanbul ve Düzce Belediye Başkanları şu ana kadar istifa eden isimler. Erdoğan, Topaş'ta istifa görüşmesini Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yaptığını söyledi. Erdoğan'a, başkanlar istifa etmezse ne olur diye soruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ben arkadaşlarımızın öyle bir yola tevessül etmelerini düşünemem, düşünmek de istemem, gereği neyse yapılır cevabını verdi. Erdoğan, diğer partilerden seçilen belediye başkanları için de değişim gerekebilir demişti. Diğer partilerde hiçbir sorun yok gibi düşünülmemeli anlamında söyledim. Sorun varsa, ilgili partilerin yönetim kadroları gereğini yapmıyorsa, İçişleri Bakanlığı inceleme başlatmak durumunda kalabilir. Etmezlerse bedeli ağır olur şeklinde bir ifadeniz de var. Bu ifadeyi biraz açmanızı rica edeceğim. Lami Hanım, çok tehlikeli sorular soruyorsun. Bedeli ağır olacak diye bir şey söylemedim. Gereği neyse o yapılır dedim. Şu an itibariyle 3 belediye başkanımız istifalarını verdiler. Şimdi 3 belediye başkanımız daha var. Onlar da istifalarını en kısa zamanda vereceklerine inanıyorum. İlgili arkadaşlarımız görüşmelerini falan yaptılar. Ve şu anda da zannediyorum bu istifayı vermenin onlar da hazırlığı içindeler. Aksi takdirde yine söylüyorum, gereği neyse gereği yapılacaktır. Teşkilatımızın bu noktada varmış olduğu bir karar sürecidir. Ve bu karar sürecini biz kendileriyle de değerlendirdik. Ve ona göre de burada böyle bir adımın atılmasının gereğini söyledik. Çünkü biz sıradan bir parti değiliz. Bu bir sıradan hareket de değildir. Bu bir davadır. Dolayısıyla bu davanın içerisinde yer alan arkadaşlarımız bu sistemin nasıl çalıştığını aslında çok iyi bilirler. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, madde kabul edilmiştir. Müftülere nikah kıyma yetkisinin verildiği kanun tasarısının 6. maddesi kabul edildi. Müftülere resmi nikah kıyma yetkisini de içinde barındıran nüfus hizmetleri kanunu tasarısının görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda yapıldı. Tasarının ilk 6 maddesi kabul edildi. Tasarının 6. maddesinin kabul edilmesiyle müftülere resmi nikah kıyma yetkisi verilmiş oldu. Kabul edenler, kabul etmeyenler, madde kabul edilmiştir. Tasarıyla ayrıca Türkiye'de yaşayan yabancılara kimlik numarası verilmesi için ikamet izni şartı kalkacak. İmla ve yazım hatası bulunan ad ve soyadlar bir defaya mahsus olmak üzere mahkeme kararına gerek kalmaksızın düzeltilecek. İstanbul'un Eyüp ilçesinin ismi de Eyüp Sultan olarak değiştirilecek. 6. maddeyi oylarınıza sunuyorum. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn Sina Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Sabah 8.45 sıralarında Baykal'ın yeniden beyin tomografisi çekildi. Çıkan sonuçların dün akşam çekilen tomografi sonuçlarına göre daha iyi olduğu belirtildi ve bebek adımlarıyla bir iyileşmenin söz konusu olduğu ifade edildi. Doktorların saat 12.45'te yaptığı değerlendirme toplantısında tomografi değerlendirildi. Toplantının ardından Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erkan İbiş, Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Kötüye gidiş yok.
Yaşamsal bulguları Deniz Bey'in iyi. Hepsi kontrol altında. Nörolojik bulgularında iyiye doğru bir dönüş var. Düne göre kıyaslayacak olursak daha iyi durumda. Tomografi bulguları yine dünkü tomografiye göre daha iyi durumda. Bunlar da bizim umudumuzu yükselten, bizi sevindiren bulgular. Konuyla ilgili bir açıklama da Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan geldi. Sayın Baykal'ın tedavisi devam ediyor. Uyutma devam ediyor beynin istirahat ettirilmesi için. Şu anda gelişmeler olumlu. Ancak Baykal'ın durumundaki bu iyileşmeye rağmen hayati riskinin hala devam ettiği belirtiliyor. Pazartesi sabahı rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Baykal'ın beyine giden ana damarlarında tıkanıklık tespit edilmişti. Boyundan anjiyo yapılan Baykal, görülen ödem ve kanama üzerine iki ameliyat daha geçirmişti. Açıklama Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan geldi. Arslan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde TAK kurulumu nedeniyle kapalı bulunan şeritlerin bugün itibariyle trafiğe açılacağını belirtti. Hatta köprünün 20 Kasım'da açılması planlanıyordu. Ancak çalışmalar 20 gün önce bitti. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki ülkeyi kana bulayan darbe girişimini yönettiği ve örgütün hava kuvvetleri imamı olduğu öne sürülen Firari Adil Öksüz ile sivil imamlar Hakan Çelik, Nurettin Oruç, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in yakalandıktan sonra jandarma karakoluna getirildikleri ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 28 sanığın Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava dosyasında bulunan görüntülere göre, Akıncı üssünden kaçmaya çalışırken yakalanan Adil Öksüz'ün içinde bulunduğu jandarma aracı, saat 12.11'de Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kışla Karakolu Nizamiyesi'nden içeri giriyor. Adil Öksüz aracın sol arka kapısından kelepçesiz olarak indiriliyor. Üzerinde açık mavi gömlek olduğu anlaşılan Öksüz'ün elindeki siyah çantası da görüntülere yansıyor. Öksüz de karakola getirilen Çiçek ve Oruç da aracın arka kapısından kelepçesiz halde indiriliyor. Aracın arka kısmında bir araya gelen Öksüz, Çiçek ve Oruç silahlı jandarmalar tarafından karakola alınıyor. Saat 12.32'de aralarında Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in de bulunduğu bir grup şüpheliye taşıyan iki binek araç daha nizamiye önüne geliyor. Araçlardan indirilen şüpheliler yürüyerek karakola alınıyor. Saat 12.42'de ise Batmaz ve Biniş birbirlerine kelepçeli halde görülüyor. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacalı Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 çift 063, 0332 713 16 17. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratbe'nin en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte.
Pencerede yeni dönem. Fırat Ben İnovatif serisinden. Selenit. Fırat Ben. Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Ben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Ben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yaptırın. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Ben. Adres Hacı Mütahir Mahallesi, Uçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Efendim bu akşamlıkta bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.